Panda. I got broads in Atlanta. Chasing the lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the van. Legacy. Tamam, sen de gördüğün gibi yepyeni bir videosu izlemek arkadaşlar. Maket videosuyla. Karşında bir Fiat Doblo var. 2012 model. Ama aslında bu Opel Combo arkadaşlar. Nasıl Doblo falan diyeceksiniz. Zaten şeyler doğru bilenleri bilir. 2012 Fiat Doblo kazasına sahip kendisi. Motoru. Neyse, iç dizaynı falan hep ait, Fiat Doblo'ya ait. Tek işte şu panjur değişik arkadaşlar. Panjurda bu panjurda almış işte, yani Opel yapılmış işte, Opel Insignia'dan alınmış büyük ihtimal, çünkü çok benziyor. Siz farları da olsun, çok güzel bence. Belgat Atlas 2018 yılında şu Doblo'yu tanıtıyorum sizlere. Doblo bir Malibu kendisi. Bu arkadaşlar 1.43 o 1.24. Çok fark var aralarında boyut olarak zaten. Bir sonunda göstereyim videonun sonunda. Pardon, şey yaptım ben. Rengi şu an turuncu gözüküyor biliyorum, çünkü çok çevir ışık, ışık burada. Bu da şöyle kırmızı. Şöyle hatta göstereyim. Kendisi kargo versiyonu. Doblo'nun. Ve bunun galiba modelin gerçeği var bizde. Şöyle arkadaşlar, çift kapı bu arada arkası. Şöyle çift kapı. Şöyle çift parça demeye çalıştım. Siz farı değil pardon. Şuradaki geri lambasına kadar yapmışlar arkadaşlar. Şu beyazlık var ya, iki tane şu yuvarlak beyazlık arkadaşlar. Onlar geri far oluyor arkadaşlar. Ay çok hızlı konuştum. Vites geriye takınca şeyler yanıyor işte, şu beyazlıklar yanıyor. Maket işte her şey aynı arkadaşlar. Şurada işte şeyler var. Tüm gözükse şey yapacak. Şöyle işte. Bu arada arkadaşlar şunu fark ettim. Şurada çift kapı var. Pardon çok özür dilerim. Normalde Doblo'nun bu modellerinde çift kapı olur. Yani şurada bir tarafta olur, bir de bu tarafta olur. Bunun burada var. Ama ne yazık ki şurada yok. Hani bakın şu kapıdan bakın, arka kapıdan. Bu büyük ihtimalle kargo versiyonu olduğu için de, yoksa belki vardır. Jantlarımız jant kapağı olmak üzere. Jant kapağı. Yani bakın güzel kombi yazıyor. Netlese keşke. Combo yazdı arkadaşlar, Opel Combo, ama aslında Fiat Doblo 2012 model, Fiat Doblo değil. Altı böyle, şurada yakıt tankı var, şurada bakın. Ve boyanmış. Gri bir renge boyanmış. Egzozumuz var. Bir yedek lastiğimiz var. Şurada süspansiyonumuz var, bakın. Süspansiyon eki sanırım o. Egzoz şurada kayboluyor. Şurada zaten korumalık var. İçin altında biliyorsunuz, Doblo'nun altında. Lastiklerimiz böyle zaten. Böyle bakın lastikler. Çamurluk falan hep aynı. Çok güzel. Senin dediğin gibi. Bu arada göstermedim. Kutusunu göstermedim. Şimdi birazdan yapacağım zaten, göstereceğim. Bir de Boyut karşılaştırması yapacağım arkadaşlar, bir sonunda onu da yapmam. Şimdilik modelimizi buraya alalım. Yudumuz böyleydi, Opel. Bakın Opel.
Kukul Combo yazıyor burada da. Ters duruyor da. Şöyle. Kutumuz şurada işte. Opel Almanca olduğu için. Pardon. Almanca durdum. Burada da zaten yazıyordur Almanca işte bu arabanın hikayesine. Fiat Doblo kendisi yani. Ben burada yazıyorum bir... Neydi? 1.4 yok. 14 şu harbinden bir şeyler yazıyor. Bu bir combo. Hadi rahat edilmez. Neyse. Kutumuz böyleydi. Ve... Çok... Yani... Maket bundan çıktı arkadaşlar. Cam şey içinde. Gülüşüm. Gülüşüm. Gülüşümcük açmayalım arkadaşlar çünkü video filan maçında görüşürüz video filan. Bu videolarla siz şöyle sergi yapabilirsiniz. Tabi bunu içine koyuyorsunuz şöyle şu deliğe. Böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar boyut karşılaştırmasına geçelim. Doblomuz şöyle zaten. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle koyalım bunu da. Bunu da böyle koyalım. Evet arkadaşlar bakın. Boyut karşılaştırması böyle arkadaşlar. Yakın güçlü 1.24 boyunda. 2 Doblom. Evet. Bu zaten 2006 model arkadaşlar. Bu da ise 2012 model dediğim gibi. 2012 modeli Opel Combo. Yani aslında fiyat Doblo. Öyle arkadaşlar. Yani çok güzel model kendisi. 139 liraya aldım bu arada. Öyle yani. Ne şey yani çok güzel model arkadaşlar yani ne diyeyim. Kaç yıldır bu modeli şey bulmuşsa yani. Bulmaya çalışıyordum ve sonunda buldum. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel ya cidden hani. Son kez şöyle bir turlayalım. Bakın. Evet arkadaşlar bugünümüz bu kadar olsun. Gezik makinesi videosunda görüşürüz. Bay bay.